Halk dilinde al, al anası, al kızı, al karası, al bası ve albıs adlarıyla da anılan al karısı, kötü ruhlardan sayılmakta ve cin, peri, dev veya şeytan şeklinde tasavvur edilmektedir. İnanışa göre albastı, yani loğusa humması, onun tesiriyle ortaya çıkar ve tedbir alınmazsa loğusa kadınla çocuğunun ölümüne sebep olur. Al karısının ahır ve samanlıklarda, viranelerde, nehir kenarlarında, çeşme ve kaynak başlarında bulunduğuna ve atlarla loğusa kadın ve çocuklarına musallat olduğuna inanılır. Çoğunlukla al gömlekli, yaşlı ve son derece çirkin bir cadı şeklinde tasavvur edilmekle birlikte güzel olanlarının da bulunduğu ve yakalandıklarında bunlarla evlenmenin mümkün olduğu kabul edilmektedir. Halk arasında iki tip al karısı imajı yaşamaktadır. Birincisi ölüme sebep olmaz, sadece geceleri ahırda atlara binmek ve yelelerini örmekten zevk alır. Al karısının atlarına bindiğini fark eden bazı kişilerin atın sırtına kara sakız, zift ve benzeri sürmek suretiyle onu yakaladıkları, vücuduna iğne veya çuvaldız saplayarak insan şekline dönüştürdükleri ve uzun süre hizmetlerinde kullandıkları rivayet edilmektedir. Al karısının yakalandığı evlere ocak, o evlere mensup olanlara da ocaklı denilir. Al karısının ocaklarla ocaklılardan ve onlara ait eşyanın bulunduğu yerlerden uzak durduğuna inanılır. İkinci tip al karısının yeni doğum yapmış kadınlarla çocuklarına musallat olduğu, kadının böbrek, yürek ve ciğerini yemekten hoşlandığı söylenir. Al karısının musallat olduğu lohusaya al basan, belirtileri gerinme, şiddetli ağrı, çevredeki eşyayı kırmızı görme, bayılma, sayıklama ve ağız köpürmesi şeklinde görülen hastalığa da al bastı veya al basması denir. Söylentiye göre al karısı, koruma tedbirleri alınmamış evde yalnız bırakılan ve henüz kırkına çıkarmamış loğusanın göğsüne oturarak ciğerini söker ve suya batırır. Eğer bu noktada fark edilip tedbir alınmazsa kadın ölür. Hastadan kan geldiğinde al karısının onu yakaladığı anlaşılır ve derhal korkutulup suya batırmasına fırsat vermeden loğusanın ciğer, böbrek ve yüreğinin elinden alınması gerekir. Bu başarılırsa kanama durur ve hasta ölümden kurtulur. Al karısına karşı alınacak tedbirler, doğum yapan kadının al bastıya tutulmasından önce ve sonra olmak üzere ikiye ayrılır. Önce alınacak tedbirlerin belli başlıları, lohusayı 40 gün yalnız bırakmamak, gece gündüz odasında lamba yakmak, ona ve çocuğuna yakın bir yere Kur'an, ayna, soğan, sarımsak, nazarlık asmak, yastığının altına enam, kama, bıçak, maşa, makas, ekmek, erkek ceketi veya yeleği koyup üstüne iğne koymak, loğusanın başına ve çocuğun beşiğine birer al kurdele bağlamaktır. Eğer loğusa veya çocuğu al basmasına uğramışsa, hocaya yahut ocaklıya okutulur. Yanlarında ansızın silah atılır veya demir aletlerle gürültü yapılır. Odaya kır bir at getirilip kişnetilir. Hastanın üzerine arpa konarak ata yedirilir. Eskiden toplum hayatına büyük bir problem teşkil eden al basması, modern tıptaki lohusa humması denilen mikrobik hastalık olduğunun anlaşılması ve doğru teşhis edilmesi halinde hastalara gerekli antibiyotiklerin verilmesi üzerine daha seyrek karşılaşılır hale gelmiştir. Buna bağlı olarak al karısı imajı da ulaşımın kolaylaşması, sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması, ayrıca eğitimde ilerlemeler kaydedilerek her çeşit batıl inancın İslam'a aykırı olduğunun halka anlatılması ile eski korkutuculuğunu büyük ölçüde kaybetmiştir.